Yüz yüze eğitim kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bursluluk sınavı genel tekrar soru çözümlerinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Arkadaşlar bu arada lütfen ilk üç videoyu izlemediyseniz onları izleyin. Çünkü önemli konulardan biliyorsunuz genel tekrar olduğu için önemli kısımlardan bahsettik. Ve karıştırdığınız noktalar varsa onları izleyerek büyük ölçüde tamamlamış olacaksınız. Hemen sorumuza bakalım. Güneş Dünya'ya en yakın yıldızdır. Güneş'te zaman zaman patlamalar gerçekleşmektedir. Bu patlamalardan bazıları oldukça şiddetlidir. Fakat hiçbir patlama sesi Dünya'ya ulaşamaz. Güneş'te oluşan patlamaların Dünya'ya ulaşamamasının temel sebebi nedir? Bakın biz neden bu patlamaların sesini duyamıyoruz? Bakın ses diyorum. Dikkat edin. Patlama esasında hiç ses oluşmaması bununla alakası yok. Güneş ile Dünya arasında mesafenin çok fazla olması alakası yok. Güneş ile Dünya arasında maddesel ortamın bulunmaması. İşte bu. Arkadaşlar sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı, sıvı, gaz. Tanecikler olacak ki bu taneciklerin bakın titreşim yaparak ne olacak? Bu ses algıları aktarılacak. Tamam. Doğru cevabımız C. D'ye baktığımız zaman ne demiş? Şöyle bakıyoruz. Bunun hiçbir alakası yoksa. Tamam. Sesin yayılabilmesi için kesinlikle maddesel ortam şart. Geldik 32. soruya. Opera sanatçılarının bakın oluşturdukları ses sayesinde bardağı çatlatabilmeleri sesin hangi özelliğinin ispatıdır? Arkadaşlar bakın sesle biz ne yapmışız? Farklı bir nesnede farklı bir durum oluşturmuşuz. Bu sesin bakın bir enerji olduğunun kanıtıdır. Tamam. Sesin bir enerji olduğunun kanıtı olarak gösterebiliriz. Evet, yakıtlarla ilgili bir soru var. Bakın yakıtlar üçe ayırmış. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve diğeri ne olacak arkadaşlar? Yani A, gaz yakıtlar. Yani şu gitti. Daha sonra katı yakıtlara örnek verelim demiş. Hemen B'ye bakıyoruz. Lignit, odun, LPG demiş. Hemen bu da gitti. Daha sonra arkadaşlar C'ye bakıyoruz. Sıvı yakıtlar. Arkadaşlar sıvı yakıtlarda da tabii ki mazot örneğini verebiliriz. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki Bursa seçeneği olacaktır. Özellikle LPG'ye dikkat edin arkadaşlar, bu gaz yakıttır. Bunu karıştırmayın. Evet, yukarıda açıklamalar verilen enerji kaynakları tespit edildiğinde seçeneklerdeki enerji kaynaklarından hangisi açıkta kalır demiş. Şimdi arkadaşlar yer altından çıkan sıcak su buharına bakın sıcak su buharı diyor, yer altı diyor. O zaman jeotermal bakın termalden çıkartın. Demek ki bununla ilgili bilgi var. Yel değirmenleri ve rüzgar türbinleri. Arkadaşlar rüzgar enerjisi. Barajlardan demiş. Arkadaşlar o da hidroelektrik. Ama güneşle ilgili herhangi bir bilgi yok. Bakın bunların hepsi yenilenebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Dikkat edin. Bu sene bunlarla ilgili soru gelebilir. Hani hangisi yenilenebilir, hangisi yenilenemez tarzında soru gelebilir. Dikkat edin. Evet. Bazı ortamların tanecik yapıları verilmiş. Sesin en hızlı katı ortamda yayıldığı bilindiğine göre seçeneklerde tanecik yapıları verilen maddelerden hangisinde ses en hızlı iletilir? Bakın sesin en iyi iletildiği ortam hangisiymiş? Katıymış. O zaman en iyi iletilmesi için taneciklerin arkadaşlar temas halinde yani birbirine sıkı bir şekilde bağlı olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde bakın katı bir hal. Tanecikler birbirine çok yakın. O yüzden en hızlı iletildiği yer katı ortam olması gerekiyor. Evet. Verilen bilgilere göre ABC ortamının fiziksel halleri ile ilgili ne söylenebilir demiş. Hemen bakıyoruz.
Birinin katı, birinin sıvı, diğerinin ise gaz olduğu bilinen ABC ile isimlendirilen 3 farklı ortamda sesin sürati ölçülmüş. A ortamında sesin süratinin 340 metre. Bakın saniyede 340 metreymiş. B'de 1440, C'de ise 3500. Arkadaşlar hangisi daha büyükse yorum olarak şunu söyleyebiliriz. O zaman C, arkadaşlar bakın 3500 demiş. O zaman C kesinlikle katı diyebiliriz. Tamam. Bu şekilde yaptığımız zaman zaten bakın 1440 sıvı zaten en düşük gazlardaydı. Bakın sesin en az iletildiği en az diyorum. Yani gaz. Cevabımız C seçeneği olacak. Dikkat edin. Bakın bu küçük bilgilerle çok rahat şekilde soruları gördüğünüz gibi çözebiliyoruz. Geldik bu soruya. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır diyor. Bu boşluklara sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangileri yazıldığında cümleler en uygun şekilde tamamlanmış oluyor. Ses dalgalarının yayılabilmesi için mutlaka ne gerekiyor arkadaşlar? Maddesel ortam gerekiyor. Ve ses, unutmayın, boşlukta yayılmaz. Yani maddesel olmayan ortamda ses yayılmıyor. O yüzden doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Tekrar söylüyorum, sesin yayılabilmesi için maddesel ortam şarttır. Seçeneklerde verilen örneklerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu ispatıdır? Bakın sesin enerji olduğunu ispatıdır demiş. Sesin en hızlı katlı ortamda en yavaş gaz ortamı ilerlemesi. Müzik çalan bir hoparlörün önünde bırakılan bakın mumun alevinin rüzgarsız ortamda titremesi. İşte bu arkadaşlar. Bakın müzik sayesinde gördüğünüz gibi mumun alevi ne olmuş? Titremiş, hareket etmiş. İşte bu sesin bir enerji olduğunun kanıtıdır. Bakın ses sayesinde çevresindeki nesneler hareket ediyor. Bakın bununla ilgili küçük videolarımız var. Geçmişe dönük lütfen onları da izleyebilirsiniz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Görselde verilen süngerin bir müzik stüdyosunun iç duvarlarına kaplandığını gören bir öğrenci stüdyo sahibine bu durumun sebebini sormuştur. Seçeneklerde verilen ifadelerin hangisi öğrencinin aldığı yanıt olabilir? Neden bu süngeri kullanmış arkadaşlar? Bir müzik stüdyosu. Hemen bakıyoruz. Sesin daha çok yansımasını sağlamak, sesin daha iyi soğurulmasını sağlamak, sesin duvarın diğer tarafına geçmesini sağlamak, sesin yansıması sonucunda oluşan yankıyı artırmak. Arkadaşlar bakın bu süngerin gördüğünüz gibi pürüzlü bir yapıya sahip. Bakın bu maddenin kullanılmasının sebebi soğurulma. Yani sesin tutulmasını sağlamak. Tamam. Yani cevabımız B seçeneğidir. Bakın evimizdeki nesneler de bu özelliğe sahiptir. Hani bu koltuk olur, yastık olur. Bakın bunlar ne yapıyor? Sesi soğuruyor. Yani tutuyor. Bakın soğurulmak sesin tutulması demektir. Tamam. Tutulmanın diğer tabiridir. Unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu video çözümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Herhangi bir isteğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bursluluğu umarım bu sene kazanırsınız. Bir sonraki genel tekrar soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.